Emel'de Lezzetli Anlar Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün çıtırtısını duyduğunuz bu lezzetli incecik saylık soyulmuş kabakların farklı bambaşka bir sosla birleşimiyle enfes bir lezzet tempura hazırlayacağız hep birlikte. Çocuklarınıza kabak cipsi de olarak yedirebileceğiniz bu enfes lezzetin malzeme listesi her zaman olduğu gibi açıklama kısmında olacak. Fotoğrafını çekin, kaydedin ve mutlaka bu lezzeti sevdiklerinizle paylaşın isterim. Ben patlıcan ve kabak olarak hazırlayacağım tempura tarifimizi. İsterseniz çeşitlendirebilirsiniz bunu. Solucan biberlerle yapabilirsiniz, yeşil biberlerle ya da patatesle de yapabilirsiniz. Çok lezzetli bir tarif sizleri bekliyor olacak denediğinizde. Kabağımızın görüyorsunuz alt kısmından böyle başlayarak ince zar şeklinde bu şekilde soyuyoruz. Soyucu aparatla deneyebilir miyim diyebilirsiniz. Ben denedim. Tavsiye etmiyorum. Çünkü parçalanmalar olabiliyor. Ama siz tabii ki dilerseniz siz de evlerinizde mutlaka deneyin. Yapabilirseniz bu şekilde de yapın. Ama bıçakla da gayet kolay bu gördüğünüz incecik zar gibi şekli verebileceksiniz. Ben tüm kabaklarımı ve patlıcanlarımı ince zar şeklinde soydum. Artık sosumuzu hazırlayalım hep birlikte. Sosumuzu en son hazırlıyoruz çünkü içerisinde soda kullanacağımız için sodanın asidinin kaçmaması bizim için önemli. Derin bir kabın içerisinde 1 su bardağı, standart ölçü su bardağı kullanıyorum. 1 su bardağı un, 1 çay kaşığı tuz ilave ettim. Yarım paket kabartma tozu ilave ediyoruz içerisine. Yavaş yavaş, burada önemli noktadır, yavaş yavaş mutlaka sodanızı ilave edin. Hem köpüklenme olacaktır hem de kıvamını da çok fazla sulandırmış olmayalım. Çıtır çıtır bu tempuralı tarifinizin olmasını istiyorsanız mutlaka sodanızı buzdolabından çıkartıp hemen kullanın. Bakın ne kadar arttığını sodanın size gösterdim yakından da. Hepsini tamamını, bir şişinin tamamını kullanmadım. Olması gereken kıvam biraz boza kıvamında olması gerekiyor. Hemen şöyle tekrar parçacıklar kalmış, onları da ezeceğim. Kaşığım yardımıyla karıştırarak dağıtacağım. Boza kıvamında olması gerekiyor. Eğer çok sulu olursa kabaklarınızın yapmış olduğunuz sebzelerin üzerinden akıp gidecektir. Yağımız böyle kızdıktan sonra bir kontrol edelim hemen. Biraz daha kızması gerekiyor. Kızdıktan sonra bol sosa batırdığımız kabaklarımızı yağın içerisine alalım. Çok fazla burada tutmamıza gerek yok. Kabaklarımız pişecektir. Çünkü zaten incecik zar şeklinde koyduk. Hafif görüyorsunuz. Tersli yüzü hani önlü arkalı pişirelim. Böyle altın rengini almaları bizim için yeterli olacak. Çıtır çıtır çok güzel bir sebze tarifimiz olacak. Patlıcanlarımı da aynı şekilde sosa buladıktan sonra kızgın yağ alıyorum. Bunları çok hafif şekilde kızartacağım. Artık hepsi benim için hazır. Gerçekten çıtır çıtır çok lezzetli. Görüyorsunuz kabar kabar da puf puf oldular. Çok güzel kabartma tozu sayesinde, soda sayesinde. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen abone olmayı unutmayınız. Bir emoji olarak da olsa yorum bırakırsanız kimlerin beni takip ettiğini görmek gerçekten çok güzel. Yandaki zil butonu evlerinize, mutfaklarınıza yepyeni pratik tariflerle konuk olmamı sağlayacaktır.
Paylaş butonuyla sizlerle paylaşmış olduğum pratik tariflerin birçok kişiye ulaşmasını da sağlayabilirsiniz. Yepyeni pratik tariflerde Emel'ce Lezzetli Anlar Mutfağı'nda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.